Beril Göke Play Spor, deplasmanda oynarken mi daha çok baskı hissediyorsunuz Kadıköy'de oynarken mi? So, do you feel more pressure when you play away matches or when you play home matches? There is no difference. The pressure I feel is the pressure that I put in myself. It's not the pressure that anyone puts on myself. I have around 1,200 official matches. It's too long to feel pressure from anybody. No journalists, no supporters, no opponents. The pressure is the pressure that I put in myself because I want always to do the things right. I always want to win, which is not possible. So the pressure is the pressure that I put in myself. So it doesn't change if it is home or if it is away. But the fact that we lost the last Super League match, that puts more pressure to win the next match. Because when you lose two consecutive matches or points in two consecutive matches, then affects the table. And that, yes, that we felt, we knew that after a defeat against Galatasaray, we know that we have to win against Saint-Gilloise for emotional reason. But then we know that we need to win today because this is the Super League and we need the 3 points today. Herhangi bir fark yok. Benim hissettiğim baskı kendi kendime yarattım. Kendi üzerime koymuş olduğum baskı başka bir tarafından üzerime koyulan bir baskı değil. Çünkü kariyerime baktığımız zaman yaklaşık 1200 maç var ve gazetecilerden, rakiplerden, taraftarlardan herhangi bir baskı hissetmiyorum. Benim hissettiğim baskı bizzat kendimden geliyor. Çünkü ben her maçı kazanmak isterim ki bu mümkün değil. Ama belirtmiş olduğum gibi hissettiğim baskı benim kendimden gelen bir baskı. İçeride oynamışız, dışarıda oynamışız. Bunun bir farkı yok. Tabii ki son Süper Lig maçını kaybetmiş olmamız bir sonraki maçı kazanmak için üzerimizde bir baskı oluşturdu. Çünkü aynı turnuvada iki maç üst üste puan kaybettiğimiz zaman bu tabelayı etkileyebiliyor. Dolayısıyla Galatasaray maçından sonra biliyorduk ki oynamış olduğumuz Saint-Gilloise maçını duygusal açıdan baktığımız zaman kazanmalıydık. Bugünkü oynamış olduğumuz Süper Lig maçında 3 puan almak durumundaydık. Bunu biliyorduk. Metin Bey. Kendisi aslında söyledi, Galatasaray derbisinden sonra oyundan çok skorun önemli olduğu iki mücadeleye çıktı ve takım kazandı. Kazanırken takımının gösterdiği performans hakkında ne düşünüyor? Eksikliklerini milli arada gidermek için neler yapmayı planlıyor? So after the Galatasaray defeat, in the following matches, score was more important than the way that you played. So when you look at the performance of the team, what are the things that should be fixed in the international break? What did you do in the international break to fix those missing things in the team? In the international break, we do nothing because we don't have players. The players that go to the national team. So it's a period of time where we do nothing. We can just keep 6 or 7 players, the ones that are not selected to go, or Tadic that doesn't go anymore to the national team, and there is nothing to do in that period that can improve. And then they will come back, and when they come back, we have a match 3 days later, and Europe again. So international break for us is never positive, and I would say is even negative because we have the bay. We call it bay, right? We have the bay, so it's one more week that we don't play, and I don't like that. But yes, we have lots of things to work, and one of the things we have to work is players to understand my concept, which is simplicity is genius, and we have too many players that they don't understand that. They don't understand that the best players, they play one touch, two touches football. They don't understand what Kostic understands. Simple cross, goal. Doesn't need
20 touches that doesn't need 10 dribblings outside, inside, and nothing goes from there. Football is simplicity. The top players, they play one touch, two touches football. And then, of course, there are the ones that can kill opponents individually, but these are the superstars. When we play positionally correct, when I was quite aggressive at halftime, when the team in the second half was positionally better than in the first half, when there was more discipline from the players, when we had one player wide in here, we had another player wide in there, we did the build-up correctly with 2 plus Amrabat. When the players do what we work and when the players understand simplicity, the team is better. And the team in the second half was much better than in the first half. Milli arada hiçbir şey yapamayacağız çünkü çalışmalarımızı sürdürecek oyuncu olmayacak elimizde. Çoğu oyuncumuz milli takımlarına gidiyor ve dolayısıyla o dönemde pek fazla bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde sadece 6-7 tane milli takıma çağrılmayan oyuncu oluyor. Bir de milli takımı bıraktığı için tadiş oluyor. Dolayısıyla takımı geliştirmek anlamında o dönemde yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten milli takımdan oyuncular döndükten sonra da 3 gün sonra bir maçımız olacak. Avrupa maçımız var. Dolayısıyla milli aralar bizler için pozitif değil, hatta negatif diyebilirim. Üstüne üstlük milli haftayla birleşen bir de bay haftamız var. Bu da bir hafta daha maç oynamayacağız anlamına geliyor ki bu benim hoşuma giden bir şey değil. Çalışacağımız ve geliştireceğimiz çok fazla şey var. Öncelikle bunlardan bir tanesi oyuncuların benim istediğim konsepti anlaması. Çünkü çoğu oyuncu şunu anlamıyor. Dünyada basitlik aslında dahicedir. Dünyadaki en iyi oyuncular her zaman topa bir veya iki kere dokunur ama bazı oyuncular bu Kost için mesela çok iyi anladığı şeyi anlayamıyorlar. Çok basit bir orta yaptı ve gol. Yani 20 kere topa dokunmaya, 10 kere topu sürmeye gerek yok. Futbol basit bir oyundur ve dünyadaki üst seviye oyuncular her zaman topa 1-2 dokunuş yaparlar. Bazı oyuncular bireysel kalitesiyle oyunu öldürmeyi bilirler ama öncesinde pozisyonel anlamda işleri doğru yapmanız gerekir. Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarıda pozisyonel anlamda daha iyiydik, daha disiplinliydik. Hem kenarda, iki kenarda oyuncularla topu buluşturabildik. 2 artı Amrabat'la oyun kurmayı düzgün bir şekilde yapabildik. Dolayısıyla oyuncular yapmak istediğimiz şeyleri anlayınca ve basit oynamaya başlayınca ikinci yarıda takım çok daha iyi bir görüntü sergiledi. Erdem Bey. Erdem Akbaş. Edin Dzeko'nun iptal edilen golü sonrası 4. hakim olduğu bölgeye bile top bıraktı. Bu bir tepkiydi. Zaman zaman hakemlerle ilgili başka şikayetlerine de şahit olduk. Geçen sezon yabancı VAR uygulaması vardı Süper Lig'in son bölümünde. Konuya yaklaşımı nasıl olur? Ya da böyle bir değişiklik talebi olur mu? Ve hakemle ilgili neler söylemişsiniz? So when Dzeko's goal was not allowed, you put a laptop in front of the camera and you sometimes show these kind of reactions about the referees. Last season, in the last part of the season, we had foreign VR referees. What is your opinion about that? Would you like to have a change like this? And what would you like to say about the performance of the referees? I like good VR. For me, it doesn't matter if it is Turkish or if it is from another nationality. I just want a VAR that helps the referee to take the right decisions. My analyst put a laptop in front of me with the position of the left back. That probably was not the position that the VAR analyzed, because we have the tactical camera that gives us the complete width of the pitch. And the left back was in position for us is a good goal. So I didn't say one single word. I didn't make any kind of pressure. I just put the laptop in there. There were many doubtful situations in the game. Many, since minute one until a possible penalty on Dzeko, until a second yellow card by
by the elbow on Tadic, by this Dzeko goal. There are many doubtful situations. But I live with you. I just had that reaction in a calm way. But the referee with me decided to give me a yellow card. It's okay. Ben iyi VAR hakemleri istiyorum. Türkmüş veya başka bir ülkeden benim için fark etmez. Benim istediğim tek şey VAR hakemlerinin orta hakemlere doğru kararı alabilmesi için yardım edebilmeleri. O pozisyonda analizim laptopu benim önüme koymuştu ve bizim görmüş olduğumuz açıda sol bek oyuncusunun pozisyonuna baktığımız zaman offside yoktu. Ben de taktik kameradan olan bu tam sahayı gördüğümüz açıyı oraya koydum. Çünkü sol bekin pozisyonuna baktığımız zaman bizce o güzel bir goldü ve taktik kameradan biz tam saha geniş açıdan görebiliyoruz. Tek bir kelime etmedim o sırada. Hakem üzerinde bir baskı yaratmadım. Sadece laptopu oraya koydum ki hakemin kararlarına genel olarak baktığınız zaman aslında çok fazla soru işareti oluşturabilecek kararı var. Birinci dakikadan itibaren bu. Dzeko'nun bir tane mümkün olan penaltı pozisyonu vardı. Aynı zamanda Tadic'in yüzüne gelen dirsekte ikinci sarı kart verilebilir bir pozisyon vardı. Dzeko'nun atmış olduğu verilmeyen gol vardı. Dolayısıyla çok fazla şüpheli soru işareti oluşturan çok fazla kararı vardı. Ben bunun hakkındaki yorumu size bırakıyorum. Ben orada sakince sadece tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart göstermeyi tercih etti ama bir sıkıntı yok. Son soru. Ya maç Antalya'da oynandı ama hiç Antalya'da gazetecileri söylemedi. Pardon. Sorayım. So give two questions. He's from Antalya, right? Yes. Okay, two questions. One for you, one for him. Antalya, İstanbul, diğer el kaldırma sırasına göre. El kaldırma sırasına göre. Give one for you. Vereceksiniz. Thank you very much. Our college paper from London. I came for you from London. Thank you very much. And congratulations to Amy. I would like to ask, last week I was in Arsenal Women Premier League. 45,000 people attended. And how did you find the Turkish atmosphere? And how did you find today Antalya Spor's supporters? So what's your comment about the Turkish atmosphere in the stadium? Thank you very much. Today was good. The stadium is beautiful. The pitch was not amazing, but was not bad. Alex prepared his team very well to play against us and to try to be solid and to don't concede us much. Strategically, he was good. He was strong. He showed that he's a coach, young coach with future. Inshallah, one day he can be a Fenerbahce coach. We played to win, of course. I think the game was competitive. I think for people in England that possibly watch the game, it's a bit strange, a bit weird, that no goal line technology. Because goal line technology is something that is important in football. And today was, even in the first minute, a situation that could create doubts. And, for example, in the Premier League, you just need to look to the screen and wait for goal or no goal is easy. Just 4 seconds, 5 seconds, we can see the screen. Immediately. So I think it's something that Turkish football needs sooner or later, but if possible sooner, to give one step ahead, because almost every country in European football has goal line technology. Atmosphere good, fans correct. Our fans, as always, Antalya ones, super correct. All good. Soru şu şekildeydi. Geçen hafta Arsenal maçındaydım. Yaklaşık 45 bin kişi vardı stadyumda. Türkiye'deki futbol atmosferi ve taraftarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün güzel bir atmosfer vardı. Stadyum güzeldi. Zemin harika değildi ama kötü de değildi. Alex takımını iyi hazırlamış, çok sert ve iyi oynadılar. Bugün sert ve iyi bir savunma yaptılar. Stratejik olarak çok güçlü ve iyilerdi. Kendisi geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bugün kazanmak için oynadık. Çekişmeli bir maçtı. İngiltere'de
İngiltere'deki insanlar eğer bu maçı izledilerse belki onlara şu anlamda garip gelmiş olabilir. Gol çizgisi teknolojisinin olmaması, çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ki maçın daha ilk dakikasından itibaren şüpheli durumlara sebebiyet verdi Premier Lig'de. Öyle değil, Premier Lig'de ekrana bakıp görebiliyorsunuz gol mü değil mi diye. Bence er veya geç Türk futbolunda buna ihtiyacı var. Eğer mümkünse, mümkün olduğu kadar çabuk bu teknolojinin Türk futboluna gelmesi gerektiğini düşünüyorum ki Türk futbolu bir adım daha yukarı çıksın. Çünkü bu Avrupa'da neredeyse her ülkede var olan bir teknoloji. Taraftar olarak baktığımda hem bizim taraftarlarımız hem Antalya taraftarları gayet iyilerdi.